Am și mască, da, bilet. Nu da bani. Bani. Fiyatlar nasıl şu anda? Fiyatlar şu an normaldir abla. Yani halda alışımız belli zaten. Kimse kalmış 3 değil abla. Halkın durumu iyi değil. Allah yardım etsin. Hastalıktan öte milletin durumu hakikaten çok etkiledi. Koronavirüs süreci etkisi oldu mu? Arttı mı yoksa? Etkilendi abla. Mahvetti bizi. İnanıyorsun zor da yoluna çıkıyor. Vallahi billahi. Allah iyi eder. Allah bu beli üstümüzden kaldırar. Şu anda nasıl fiyatlar? Portakal ne kadar? Abla, kiraz ne kadar? Kiraz 6 lira abla. Şeftali 3,5 abla. Nektar 3,5. Siyerik 3,5. Portakal 3 milyon. Normaldir yani şartlara göre. Biz amacımız değil ki bu hastalıktan ortayı millete Allah yardım etsin. Geçen haftaya göre nasıl şu anda fiyatlar? Şu an, vallahi fiyatlar şu an normaldir abla. 5 kilo! Öyle bir... Şu anda çok düşük. Şu anda biz çok zarar ediyoruz. Geçen haftaya göre düştü mü fiyatlar? Geçen haftaya göre bayağı düştü. Şu anda ne kadar fiyatlar sayarsınız? Şu anda meyveler şu anda 3,5-4 TL ile arasında oynuyor. Geçen hafta ne kadardı? Geçen hafta 5 liraydı, 6 liraydı. Bu hafta bayağı düştü. En yüksek fiyatlı ürün hangisi? En yüksek fiyatlı şu anda muz, nektari, şeftali, öyle. Onların fiyatları ne kadar? 5 TL'de var, 4 TL var, 6 TL var. Bunlar kesmece. Şekeri olana vermiyoruz abla. Getir kaynanan davet et. Fiyatlar nasıl pazarda? Ya geçen karpuz üzerine söylüyorum. Geçen haftaya göre bayağı bir yüksek. Yani geçen hafta karpuz 50 kuruş, 45 kuruş. Yani 50 kuruş bu uygun ise bugün karpuz yerinde 80 kuruş, 85 kuruş. Bayağı bir yüksek yani. Bugün mesela kavun alamadık. Geçen hafta kavunu 1.25'e aldığımızda bu ise bugün kavun 3 liraydı. Yerinde 3 lira. Ben buraya getirip 5 desem hiç kimse alamaz. Budur yani. Fiyatlar arttı yani. Bugün. Aynen abla. Bugün hani geçen haftaya göre bugün bayağı bir artış var yani fiyatlarda. Allah fakir fukara yardım etsin. Vatandaş nasıl karşılıyor bunu? Valla vatandaş mesela geçen hafta 1 lira dediğimizde hemen adam diyordu bir tane dar. Bugün ise 1.25 diyorum adam kalsın diyor yani 25. Bugün 10 kiloda 2,5 lira para yapar. Hani 10 kişi düşün 25 lira yani haklı adam haklı yani. Satışları etkiledi mi? Etkiledi tabi. Mesela düştü geçen yani. Hafta ben 4 ton aldım. Bugün ise 2 ton aldım. Fiyatlar yani. Peki düşer mi artar mı? Vallahi şansa bakacağız. Bir şey diyemem. İnşallah düşer yani. Ne kadar düşerse bizim için o kadar iyi. Yani bugün örnek benim param var yiyebiliyorum. Acaba senin paran var mı? Sen yemezsen olmaz. İnşallah düşer. Koronavirüs sürecinde fiyatlar nasıldı? Valla fiyat bayağı pahalıydı ama şimdi biraz ucuzladı. Şu an düştü mü fiyatlar? Fiyatlar düştü biraz. Misal, ne kadar oldu? Misal domates ilk başta çıktığı zaman 4 liraydı, 6 liraydı. Şimdi 3 lira, 4 lira. Çok uygun alacağız şeyler. Ben misal işçilik yine uygun. 3 tane 1 milyon. Ama millet pahalıya alışmış abla. Ucuz yiyemiyor. Vatandaşın talebi nasıl? Memnun musunuz? Vatandaşın talebinden memnunum. Önceden memnun değil, şimdi memnun olduk ama. Şimdi talepler arttı mı? Talepler arttı. Alışveriş biraz daha yoğunmaya başladı. Böyle işte. Koronavirüs nedeniyle vatandaş sebzeye, meyveye çekingen yaklaşıyor mu? Çekingen yaklaşmıyor abla. Arabada. Fiyatlar uygundu, çok ucuz, çok pahalı değil. Normal. Koronavirüs sürecinde artmıştı, şu anda düşüş var mı?
Normal yani, o kadar çok yüksek bir şey değil. Yerleme açıktı mı ister istemez düşüş oluyor. Başka da normal fiyatlar yani. Vatandaşlar fiyattan memnun mu? Siz talepten memnun musunuz? İyidir, güzel. Aynen. Ne kadar şu anda muz, kiraz? Kiraz 5 lira. Muz 10 lira. Salatalık 1,5, 2 lira. Böyle. En pahalı ürün hangisi? Şu anda en pahalı ürün muz diyelim. Artı biber, kırmızı biber. Fiyatlar böyle devam eder mi, yoksa artış veya düşüş yaşanır mı? Hiç belli olmaz. Mala, gelecek mala bağlı. Mal piyasada az oldu mu fiyatlar düşüyor, yükseliyor. Ucuz oldu mu da, çok oldu mu da fiyatlar düşüyor ister istemez.